Değerli kardeşlerim, önemli bir seçimin arifesindeyiz. Seçimin bir tarafında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Yanında yol arkadaşları, Cumhur İttifakı'nın yerli ve milli olan ve bu milletin bütün değerlerini bağrında taşıyan partilerle birlikte yola çıkıyoruz. Ama bir tarafta da ne yazık ki bütün bu söylediklerimi söyleyemeyeceğim gruplar yer alıyor. FETÖ karşı tarafta, PKK karşı tarafta, Amerika Birleşik Devletleri karşı tarafta, Avrupa Birliği ülkeleri karşı tarafta, mecliste oturduğu halde bir gün olsun yerli ve milli olamayanlar karşı tarafta. Bu seçim sadece bir basit cumhurbaşkanlığı seçimi değil. Bu seçim bir taraftan tüm dünyadaki mazlumların seçimidir. Bangladeş'teki palalarla kesilen gariban kardeşlerimizin seçimidir. Ayasofya'nın seçimidir. Mavi Vatan'ın seçimidir. Ermenistan topraklarını işgalden kurtardığımızda orada dua eden Azeri kardeşlerimizin seçimidir. Filistin'deki kardeşlerimizin seçimidir. Ölüm döşeğinde Cumhurbaşkanımızı çağırıp ona şöyle hitap eden Aliye İzzet Begoviç'in seçimidir. Tayyip Bey kardeşim, boşnakları size teslim ediyorum. Boşnakları size emanet ediyorum. Onlara lütfen kız kardeşinize baktığınız gibi bakın diye Aliye İzzet Begoviç'in seçimidir. Bu bir taraftan da bizim kazanımlarımızın seçimidir. Değerli kardeşlerim, seçim akşamına kadar durmak yok, yola devam. Allah'ın izniyle bizler çalışacağız. İnsanlarımıza dertlerimizi anlatacağız. Meseleleri söyleyeceğiz. Doğruları söyleyeceğiz. Ve Cenab-ı Hak da iyi niyetle çalışan doğruların elbette ki yardımcısı olacaktır. Bugün burada huzurlarınızdan ayrılırken sadece gönlümün biraz da ferahlaması için sizlerden bir söz alarak ayrılmak istiyorum. 14 Mayıs akşamına kadar hiç durmadan sokak sokak gezecek miyiz? Evet. Cumhurbaşkanımızı yeniden koltuğuna oturtacak mıyız? Evet. Allah sizlerden razı olsun. Evet. Cenab-ı Hak sizlerin varlığını daim etsin. Bizler de sizlere layık etsin diyorum. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Evet. Herkese merhaba, ben Hasan Sami Özvalimli. Bugün sizin aranızda olmaktan dolayı büyük bir şeref duyuyorum. Evvela... Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sayın Bakanımıza ve bütün kıymetli AK Parti'nin değerli mensuplarına hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Gelmenin bir vesilesi de sizlerden helallik istedim. Bu kardeşimiz 13 yaşında ülke ocaklarında diz çürüterekten tıbbiyeyi bitirmiş tıbbiyeli Hasan'dır. Hayatın mücadeleyle geçmiştir. Hayatın Türk milletini ve Türk İslam davasının zaferi için mücadele vererek geçmiştir. Bugün 40 yaşında. Geldiğim bu noktada İki evlat babası olarak da bu memleketin sahiplerine ve bu memleketin toprak altında yatan evlatlarına ihanet edecek bir dakika bile vaktim olmadığı kanaati içerisinde bugün buraya gelmekten şeref duyuyorum. Ama sizden ve bu maziye çatışma esnasında İncitli Merkez'den helallik istiyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve değerli AK Parti ailesinden, hepimizden, kardeşlerimizden, Sayın Bakanımızdan helallik istiyoruz. Ve karşı tarafın belki de en çetin ceviz kaya parçalarından birisinin yolunu aldı bugün getirdi Sayın Bakanım ve hukuklu davaya tabir caizse monte etti. Ben de size şu sözü veriyorum. Bu 30 gün içerisinde bu kardeşimiz ki hayatımız bunun eserleriyle dolu. Durmayacağız. Zafer kadınlarla gideceğiz. Ve Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta bu memleketi ne FETÖ'cülere ne de PKK'yla diz diz ortalık. Bu memleketi pazarlarına.
genç arkadaşlar var. Genç arkadaşlar. Hatayı gördüğünüz yerde dönmek sizin mesuliyetinizdir, boynunuzun borcudur. Doğum hakkıdır. Her insan doğruyu söyleyemez. Doğruyu söylemek bir yandan cesaret ister. Ama her insan yanlışı gördüğü zaman oradan sırtını dönmeyi de bilmeli. Biz hem doğruyu söylüyoruz hem sırtımızı dönüyoruz. Ama niçin? Şairin dediği gibi. Ne diyor Mehmet Akif Ersoy? Ey dipdirim ey iki el bir baş içindir. Davransana eller de senin, baş da senindir. His yok, hareket yok, acı yok. Leş mi kesildin? Hayret veriyorsun bana. Doğrusu sen böyle değildin. İşte bu leşlerden olmamak için, memlekete ihanet çukurunda hizmet etmemek için bugün buradayım, sizlerle birlikteyim. Önümüzdeki 30 gün boyunca Türkiye kazan, ben bir kefçe, Allah'ın izniyle her yere gidip teşekkür ederim. Heyecanla yaşıyoruz. Gerçekten çok özel, çok anlamlı bir geceyi yaşıyoruz. Hepiniz sağ olun, var olun. Kayseri önemli. Kayseri aklıyla, zekasıyla, ferasetiyle. Bugün Mehmetçik terörle mücadele konusunda gerçekten büyük bir başarıyla teröristlerin bütün inlerini, bütün korunaklarını, barınaklarını, sığınaklarını başlarına yıktı, yıkmaya devam ediyor. Teröristler iki gece aynı yerde yatamıyorlar. Mehmetçik nefes enselerinde ve inşallah bu mücadelenin sonunda 40 yıldan beri milletimizin başına musallat olan bu beladan ülkemizi ve milletimizi kurtaracağız. Bundan kimse şüphesi olmasın. Irak'ın kuzeyindeki terör kampları, Suriye'nin kuzeyindeki terör koridoru hepinizin bildiği gibi teröristlerin başlarına yıkılmıştır. Teröristler kazıkları çukurlara gömülmüştür. Gömülmeye devam edecek. Terörle mücadelede kararlıyız, azimliyiz. Allah'a çok şükür yapmak istediklerimizi yapmaya muktediriz. İster İHA versinler, ister silah versinler, ister helikopter versinler. Bu teröristlerin arkasında kim olursa olsun bizi durduramayacaklar. Bunlardan kurtulmakta kararlıyız, azimliyiz. Mehmetçik, 24 Temmuz 2015'ten itibaren 37.732 teröristi etkisi hale getirdi. Ve getirmeye devam ediyor. Sadece terörle mücadele değil. Arkadaşlar, bütün denizlerimizde, bütün semalarımızda ülkemizin ve milletimizin hak ve menfaatini korumak için şu anda dahi Mehmetçik gözünü kırpmadan ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışıyla mücadelesini sürdürüyor, sürdürecek inşallah. Biz sadece terörle mücadele değil, aynı zamanda dostlarımızın ve kardeşlerimizin Azerbaycan başta olmak üzere Libya dahil, Somali'de, Katar'da, Kosova'da, Bosna'da dost ve kardeşlerimizin haklı davasında onlarla beraber olmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Yeter, yeter, yeter.
Savunma sanayinde düne kadar piyade tüfeğinde problemimiz vardı. Şu anda bütün hafif silahları, zırhlı araçları, helikopterleri, İHA'ları, SİHA'ları, TİHA'ları, gemileri, zırhlı araçları yapar hale geldik çok şükür. Ve kimseye muhtaç olmadan silahlı kuvvetlerimizin Mehmetçiğin ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Ve bunu inşallah karşılayacağız. Bu konuda Kayseri sanayicilerimizden de çok şey bekliyoruz. Çok şey bekliyoruz. Arkadaşlar bu tabii bu savunma sanayi konusundaki yapılan çalışmalarda cin şişeden çıktı. Artık durmak yok, yola devam. Ve biz hiç kimseye muhtaç olmanın ihtiyaçlarını karşılayacağız inşallah. Bunda da Türk sanayicilerinin ve Kayseri sanayicilerinin beklentimiz büyük. En son bildiğiniz gibi herkesin korkulu rüyası, bütün düşmanlarımızın korkulu rüyası. Dostumuza güven veren TCG Anadolu gemimiz İHİÇ'e geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildi. İmece uydumuz atıldı. İmece uydumuz 630 km mesafe yükseklikten 1 metre aşağı bütün cisimleri görecek şekilde. İster Himalaya dağları, ister Amik Ovası, her şeyi görecek hale geldik. Bu müthiş bir istihbarat diliyorum. Burada şimdi en önemli konuya geldik. Arkadaşlar en önemli konu şu. Biraz önce bahsettiğim gibi 40 yıldan beri terörle mücadelemiz sürüyor ve bu mücadele sırasında şehitlerimiz var. Şehitlerimizin bir damla kanını daha yerde bırakmamak için ölürsek şehit kalırsak gazi anlayışıyla Peygamber Hoca olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri mücadelesini yaptı. Bu mücadeleyi boşa çıkartmayacağız. Hiçbir şekilde teröristlerle anlaşmalarına göz yummayacağız. Milletimiz buna müsaade etmeyecek. Teröristler bir takım siyasi partilerle işbirliği yapıyorlar. Bu siyasi partiler de bir şekilde ittifaklarla buluşuyorlar. Arkadaşlarım buna, bu millet, bu asil millet asla müsaade etmeyecek. Bunu hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Teröristlerle arasında mesafe olmayanlarda bizim sorunumuz var. Teröristlerle arasında mesafe koymayanlarda bizim sorunumuz var. Dolayısıyla bu konuda herkesin uyanık olması lazım. Mesele parti meselesi değil, mesele zihniyet meselesi. Hiçbir şekilde ülkemizin bölünmesine, ülkemizin birliğine, beraberliğine tecavüz eden bu teröristlere karşı işbirliği yapanlara göz yummayacağız, fırsat vermeyeceğiz. Bazıları bilinçli bir şekilde teröristleri cesaretlendiriyorlar, FETÖ'yü tekrar döndüreceklerini söylüyorlar. Bunların efendim insan haklarına paylanmasını sağlayacaklarını söylüyorlar. Teröristlerin elebaşlarından efendim tekrar bundan tahliye edeceklerini, hapishanede çıkaracaklarını söylüyorlar. Arkadaşlar buna hiçbir şekilde müsaade etmemiz söz konusu değil. Bu millet buna müsaade etmez. Bunu görmek lazım, bunu anlamak lazım. Mücadelenin de bu olduğunu bilmek lazım. Mesele milletvekili olmak değil. Mesele bunlara karşı mücadele etmek. Dolayısıyla bunu herkesin bilmesi lazım, herkesin görmesi lazım. Burada esas olan sadece isimler değil, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı meselesi değil. Mesele milli ve yerli duruş. Cumhur İttifakı'nın özelliği bu. Yerli ve milli duruş. Ve bu duruşumuzla biz arkadaşlarım bütün efendim bu gelişmelere karşı tedbirlerini alacağız. Ülkemizin birliğini, bütünlüğünü koruyacağız. Bunun herhangi bir şekilde zarar vermesine asla müsaade etmeyeceğiz.